Ne haber tanemciğim? Canım benim, söylediklerimi duyabildin mi? Hayır, biraz duydum, biraz duyamadım. Tamam, ne kadar seni sevdiğime, girdiğin her ortamı ne kadar güzelleştirdiğine, Ya çok teşekkürler. başarılarından, koleksiyonlarından, renkli ve yetenekli ailenin temsilcisi olması bir yana, bugün moda dünyasının içinde bir isim olarak senin daha çok ellerin, beynin ve kalbinle yarattıkların ve kalbinin güzelliğinden konuşmak istiyorum. Ay çok tatlısın. Çok tatlısın. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Bir anda böyle ilk defa şeye gidiyorum da live'a geçiyorum da o yüzden böyle salaklaştım. Aa saat gelmiş bilmem ne olmuş falan filan diye koşuştum böyle. Merhaba herkes nasıllar? Ay ne güzel. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben seni çok fazla anlatmama gerek yok. Zaten seni tanıyanların çoğu bugün bağlanıyorlar. Senin hesabından live yapıyoruz ama genel olarak herhalde 10 yıldır bayağı yoğun bir şekilde moda dünyasının içindesin. Daha mı fazla? Vallahi 10 senedir ama tabii ben çok küçüklüğümden beri içindeyim. Çünkü annem tasarımcıydı. Hep yani Anneannen şeyler... terzi. Aynen. Anneannem terzi. İşte teyzem aktris olduğu için onun eşyaları ve eşyaları, sandıkları falan çok içinde büyüdüm yani ben. İtalya'da harika bir eğitim gördün, çok başarılı işler yaptın ama seni son yıllarda çok heyecanlandıran ve önemsediğin bir konunun da verdiğin, aldığının, verdiğinin dengesinin ne kadar mühim olduğunu ve buna karşı da çok hassas bir tasarımcı olduğunu biliyorum. Çok kısaca burada tekrar hatırlatmak istiyorum, sonra sözü sana vereceğim. Sevgili Aslı Filinta müthiş bir kampanyaya başladı. Evet. Elindeki kumaşlarla 2 tane, 3 tane, 10 tane, 100 tane fark etmez dedi. Ve hemen arkasından sen onunla el ele tutuşarak, kalp Evet, kalbe sen vererek. bizi birleştirdin aynen. Evet. Yani bir telefon konuşmasında oldu aslında. Seninle konuşuyorduk. Ne haber, ne yapıyorsun? Canlı yayına çıkar mısın falan derken. Bu arada Aslı Filinta da bunları yapıyor. İşte sen de katılır mısın? Sen öyle mi dedin? Sen ne yapıyorsun dedi. Sen ne Ben de yapıyorsun? ondan sonra dedim ki ya biz çalışmıyoruz çünkü hani çalışacak bir şeyimiz yok ama bizim adamlar da sıkıldı yani hani falan dedim. Sonra arkasından hemen Aslı ile konuştum, tamam dedik. Ben bizim adamlara toplu taşıma kullanmasınlar diye işte araba kiraladım. Ondan sonra bizimkiler de çok kabul ettiler, çok istediler. Ondan sonra biz başladık, işte Aslı'dan ilk kumaşlar geldi. Ondan sonra hep Instagram'a koyduk, şimdi bir sürü insandan kumaş geliyor. İşte H&M'den, Türkiye üreticisinden falan yani bir sürü yerden kumaş geliyor. Hatta isimsiz geliyor. Binlerce metre kumaş geliyor. Siz Binlerce işte metre kumaş Serli geliyor aynen. var, Mehtap var, Aslıhan var değil mi bir de? Aynen. Siz harika birleştiniz. Bazen kumaş çok geliyor, atölye yardım istiyorsunuz. Bazen atölye yetiyor, hadi biraz daha kumaş yollayın diyorsun. Ve gittin ilk teslimatı da bizzat yapmak istedin. Ortamı görmek istedin, o duyguyu Aynen. yaşamak istedin galiba. Aynen. Şöyle oldu yani bizim teslimatı yapması lazım birinin. Ondan sonra bizim ustalar zaten çalışıyor. Ben dedim ki tamam teslimatları ben yapacağım. Ondan sonra gittim bir de görmek istiyorum hani ne oluyor, ne bitiyor, insanlar nasıllar, doktorların moralleri nasıl. Bir bakayım bir konuşabilirsem konuşayım dedim. Hakikaten şeyin başındaki acilin başındaki doktor çıktı. Ondan sonra konuştuk bayağı işte dedi anlattı biraz durumları falan. Üsküdar Devlet Hastanesi'ne bıraktı. Ondan sonra çok teşekkür ettiler. Hiç bilmiyorlar tabii kim nedir, ne değildir falan filan. Siz nasıl bir üreticisiniz? Ben diyorum tasarımcıyım falan. Ondan sonra hemen dedim ki resim çektirebilir miyiz? Tamam dediler. Ondan sonra geçtim böyle hiçbir şey demedim. Doktor hemen böyle yaptı, kalp yaptı. Ondan Çok güzel. sonra benden. Ondan sonra orayı bıraktım. İlk daha küçük bir teslimat yaptık. Ama işte şu anda devam ediyoruz. Bizim dışarıdan üreticilerimiz vardı. Şimdi onlar da bir şekilde katılmak istiyorlar. İşte yani elimizden geleni yapıyoruz. Harikasınız. Yani gerçekten burada Aslı Filinta'yı her konuşmamda tekrar o bana teşekkür ediyor. Ben diyorum ki ben hiçbir şey yapmadım. Sana da hiçbir şey yapmadım. Yani Aslı'nın o kalbi ve tek başına ben bir yola giriyorum. Ne olursa yapacağım dedi ve sen de aynı şekilde girdin. Senin de zaten ikinizin çok benzer yanlarınız var. O da moda sektörü tüketmek demek. Moda sektörü çok lüks bir sektör ve tabii ki insanlar güzel giymek istiyor ve hayatımızda hep moda, tekstil olacak. Fakat bu kadar üretiyorken, tüketiyorken bir yandan da faydanız olmasını çok isteyen iki tasarımcısınız. Bu yolda da gerçekten ayrılıyorsunuz birçok isimden. Ben senin her zaman özellikle son yıllardaki koleksiyonlarını hazırlarken
doğudaki, Anadolu'daki kadınlara nasıl iş gücü yaratabilirim? Oradan nasıl esinlenebilirim? Oradan aldığım güzellikleri onlara nasıl geri verebilirim diye hep kalbinin onlarla attığını biliyorum. Çektiğin klipleri biliyorum. İşte bu koleksiyon, klip denmez artık ama tanıtım videonun ne kadar güzel olduğunu, yani saniye saniyesi aklımda, müthişti. Dilersen ondan da bahsedelim. Yani aslında seni bu hastane sürecine getiren zaten senin içinde hep bir şekilde geri verme hissi ve heyecanı vardı. Ya aslında her şey şöyle başladı. Biz çok fazla el işi kullanıyoruz. Ve el işi kullanırken de Anadolu'da bir sürü değişik yerlerle çalışıyoruz. İşte çok tel kırma kullanıyorum. Bugüne kadar yani kıyafetlerde neredeyse hiç kullanılmayan bir şeydi. İşte tel kırmayı Bartın'da yaptırıyorum. İğne oyalarımızı Aydın'da yaptırıyoruz. İzmir'de yaptırıyoruz. Ayvalık'ta yaptırıyoruz. Hapishane işlerini Ankara'da yaptırıyoruz. Kilis'te çok çalışıyorum. İşte bir sürü el işi yapıyorlar etamin işleri bize. Ondan sonra Mardin'le çalışıyoruz. Bu arada ya aslında şöyle gelişti. Ben hani etnik şeyleri seviyorum. Zaten görüyorsunuz böyle takıyorum ediyorum. Tipim de etnik falan filan. Böyle şeyleri çok seviyorum. Fakat zamanla çalıştıkça şunu gördüm. Hakikaten insanların hayatına bir dokunabiliyorsunuz. Yani para kazandıkça kadınların ne kadar güçlendiğini. Çünkü ben sırf onlarla iş yapmıyorum. Yani konuşuyorum, zaman geçiriyorum, vakit geçiriyorum. Ve orada çok öğrendim hayatlarını. Ve hepimiz aslında, ben kadın olarak bu hayatta bir savaş veriyorum. Onlar kendi hayatlarında bir savaş veriyorlar. Ve gerçekten iyi yerlerde buluştuk. Ve çocuklarını okutabiliyorlar, daha iyi bir hayat sağlayabiliyorlar. O yüzden çalışmaya çok hevesliler. Ve kadın gerçekten herhangi bir toplumda geleceği yaratan birey. Hmm. O yüzden çalıştıkça daha da çok güçlendiklerini ve bir şeyleri değiştirebildiklerini gördüm. O yüzden zamanla tabii ki de modanın gittiği yerde pek iyi bir yer değil yani bence. Çünkü çok fazla tüketim üstüne. Yani hayatımızdaki her şey çok fazla ve hızlı tüketim üstüne kurulu. Fakat moda özellikle buna çok bir platform sağlıyor. Bir giydiğinizi bir daha giymiyorsunuz. İşte insanlar sadece indirimde diye müthiş bir alışveriş mesela. İşte yani mesela bir sürü influencer var. Her şey bir kere koyuluyor, bitiyor. Ve bu koyulanlar acayip aslında bir sürü insanın alamayacağı paralarda, edemeyeceği paralarda. Biz bir taraftan bir şeyler satıyoruz, bakıyoruz yani bu sektör ve bu platformlar inanılmaz derecede para yiyen ve çok, nasıl anlatayım, yani çok fazla para gidiyor ve bunların çok azı üreticiye gidiyor. İşin garip tarafı bu. Yani moda sektöründe üreten değil, bir sürü ara yüzler var. Çünkü defile yapmak zorundasınız. İşte çekimler yapmak, hediye yollamak zorundasınız. Bu kadar bilmem ne yapmak zorundasınız. Yüzünüz olarak birini seçmek zorundasınız. Yurt dışında iş yapmak istiyorsanız oraya PR'a para vermek zorundasınız. İşte yani arada bir sürü satın almacılar var. Onlara para vermek zorundasınız falan. Ya çok acayip. Ondan sonra fiyatlar inanılmaz şişiyor falan. Yani ben son dönemlerde çok bunlara taktım. Ve bunların üstüne bir şeyler yapmak istediğime karar verdim. Çünkü adil olmayan bir sistem var. Ve dedik ki hani bu kadar zamandır çalışıyoruz. Bizi biz yapan ne? Hakikaten ben insanlara baktığımda en sevilen şey bizim el işli ürünlerimiz. Zaten yani %90'ında el işi var. Ve bunların daha çok sattığını, insanların bunu almak istediğini ve bunda bir özellik bulduğunu gördüm. Ve daha sonra işte bu konuları üstüne çalışmaya başladığımızda ben tabii ki de doğuya gidiyorum, kadınlarla oluyorum. İşte Birleşmiş Milletler'in bazı projelerinde oluyorum falan filan. Çalıştıkça şunu görmeye başladım. İşte kadınlar oturuyorlar ben sipariş vermediğimde. Veya oradaki yetenekleri başka insanlar bilmiyorlar. Şimdi bir tasarımcı olarak da başka bir tasarımcı da size telefon açıp şey demiyor. Ya ben şöyle bir şey yaptırmak istiyorum. Bunu nerede yaptırırım diye çok az yani hani. Şey olarak görülüyor biraz. O insanlar paylaşmak istemiyor sanki gibi. Resource'larını gibi falan. Ondan sonra bunlara baktım. Böyle bazı problemler görüyorum, bazı şeyler görüyorum. O yüzden son 1,5 senedir de bunları elimine edeceğimiz adil, ekosisteme uygun, nereden geldiğini bildiğin,
değişik kültürleri birleştiren, değişik yetenekleri birleştiren bir platform, bir sistem kurmaya kafayı adadım. Ve şu an aslında ona çalışıyorum bir taraftan. Canımsın sen benim. Geçen gün telefonda konuşurken de anlattın. Yani birilerine iş gücü verirken aslında sadece benim verdiğim siparişle değil, bir şeyler de öğrensinler, onu çocuklarına da etraflarına da göstersinler, onlara bir iş gücü olsun ve onlar da kendi ayaklarının üzerinde durabilsin. Ve ben oradan çekildiğim zaman da bu sistem devam edebilsin. Aslında senin en çok istediğin şey galiba, tabii ki bir üretici, bir tasarımcı olarak, yetenekli de bir arkadaşımız olarak yaptığın güzelliklerin tabii ki kitlelere ulaşmasını istiyorsun. Bunu okudun, bunu seviyorsun, bu sana keyif veriyor ama verirken, almak, alırken vermek dengesi içinde sadece bana değil birazcık galiba senin en büyük derdin. Yani birilerine bir faydam olacaksa o sistemi sadece bana bağlı işlerde değil, ben çekildiğimde de devam edebilsin gibi anlıyorum ben. Evet, Doğru mu? şöyle mesela çok şunu fark ettim. Ben gidiyorum mesela kadınlarla çalışıyorum, bir şeyleri öğretiyoruz, işte yapmaya başlıyorlar. Benim atıyorum ben Bartın'da şeylerle çalışıyorum, hocalarla çalışıyorum. Onlar işte devlet nezdinde sanatçı ünvanlı bir ekip falan. Yani o yüzden çok işi bilen insanlarla çalışıyorum. O yüzden onlara diyorum ki böyle bir şey yapalım. İlk örneği siz çıkartın, ondan sonra ben şey yapayım, ürettireyim. Siz bunları üretin, ben bunları üreteyim. Daha yüksek fiyatlı olan malları siz üretin. Ama daha yani birazcık hani daha hepsi aynı çıkmayan ürünleri siz burada üretin falan filan derken şunu fark ettim. Gidip geliyoruz o bölgelere. Fakat mesela çok yetenekli çocukları var bu kadınların. Ama annelerini yaptığı işleri biliyorlar, yapıyorlar el işlerini. Fakat öyle bir taraf meslek seçmek istemiyorlar. Ama o mesleği seçmek istemiyorlar da okuma şartları çok kötü. Ve okuyamıyorlar. Bilmem ne olmak istiyor ama üniversitede öyle bir bölüm yok yakın tarafında. Öyle bir bütçesi yok. Öyle bir şey yok falan filan. Fakat çoğu akıllı telefon kullanabiliyor, iş yapabiliyor. Ondan sonra ben dedim ki ben zaten şimdi aslında bir taraftan da böyle bir yere nasıl geldi? Biz yurt dışında defile yapmakla başladık bu işe. Hani gerçekten burası bence çok tasarımcıları ilgilendiren bir bölüm. Biz yurt dışına defile yapmaya başladık. Ondan sonra işte Londra'da defile yapıyorum. Ondan sonra gidiyorum Paris'e malı satmaya çalışıyorum. İşte yurt dışında PR'ımız var. O bilmem ne falan filan böyle. Yani çok büyük bir ekip. Çok büyük bir kadro. Ondan sonra işte Orta Doğu bayırı geliyor. Diyor ki aa bu diyor bunun kolu kısa diyor. Bu kadar uzatacaksın diyor. Eteği bilmem ne diyor falan. Amerika bayırı geliyor. Ay diyor onu böyle yapacaksın böyle yapacaksın. Diyorlar ki işte ya bu sektörde bulunmak istiyorsan minimum 80 parça yapacaksın. Senede 4 tane koleksiyon yapacaksın. Onları araya sokacağız. Öncelerden sokacağız. Bilmem ne yapacaksın. Onlara bilmem ne, bunlara bilmem ne falan filan derken ben bir taraftan da şunu fark ettim. Ben o sistemin içinde yer almak istemiyorum. Çünkü sistem gerçekten hani yetenekli, rahat çalışabileceğiniz ya sistemde artık onlar yürümüyor. Sistemde kim daha fazla marketing yapıyor? Kimin daha fazla bütçesi var? Kim işte kimlere ulaşabiliyor? Ve onların içinde olmanız lazım. Onlarla partiliyor, onlarla eğleniyor olmanız lazım. Ben burada yaşıyorum. Özellikle üçüncü dünya ülkesinden bir tasarımcı olmak çok bu konularda dezavantaj. Ve fark ettim ki ya ben burada ha bilmem kimle gezmişim, ha orada bilmem kimle gezmişim, ne yapmışım. Yani ben işimi güzel yapmak istiyorum. Birilerine bu sayede yardım etmek istiyorum. Okey fakat bu stresli sistemin içinde bulunmak istemiyorum. Hiç fit edemedim ona. Bir sezon çok iyi yerlerde sattım, bir sezon satamadım. Onu yaptım, bunu yaptım falan Lady filan. Gaga'yı Aynen. Ya o da giydirdin. çok komik bir hikaye, onu da anlatırım. Anladım. Neyse, sonuçta ben bunları böyle fark ediyorum. Diyorum ki bu sistemde bir gariplik var ya. İnsanları bu kadar zorlamalılar. Bu kadar sistemde olmak için işte bu kadar strese girmemelisin. Çok cezai ağır şartları var. Ben 3 ay önümde bir anlaşmanın gidip geldiğini biliyorum. Allah'ım diye ben ne yapacağım diye. Çünkü malı yükleyemediğin zaman bitti her şey. Yani şeye gidersin yani iflasa gidersin öyle işler. Ondan sonra ve herkesin şartları çok sert. Yani bu işin sanat değeri, işte zevk değeri falan filan kalmamış. Yani tasarımcılıkla alakası yok artık orada. Talent yürümüyor. Neyse, gel zaman git zaman bunları düşünüyorum. Bir taraftan da iş yaptırıyorum. Ondan sonra dedim ki tamam dedim. Ben dedim hep hayatım boyunca bir de şeylere çok özendim. Böyle fotoğrafçılara mesela
alıyorlar fotoğraf makinesini, gidiyor istediği yerde fotoğrafını çekiyor. Dünyanın o ucunda, bu ucunda, bilmem nesinde. Sonra baktım, ben hiç öyle bir şey yapamıyorum çünkü hep üretimin başında olmak zorundayım. Hep kendi ofisimde çalışmak zorundayım falan filan. Ya mobilite yok. Ya mobilite ancak kendine bir zaman ayıracaksın da, gideceğin de bir yerde bir tatil yapacaksın da falan filan. Sonunda dedim ki ben çok lokal üretmek istiyorum ve lokal bir şekilde koleksiyon çıkartmak istiyorum. Ve dedim ki ben tasarımcıyım. Yani benim bileziğim kolumda. Ben istersem işte takı yaparım, istersem yastık yaparım, istersem yatak örtüsü yaparım, istersem kıyafet yaparım. Yani bir sürü şey yapabilirim. Ondan sonra o yüzden böyle bir sistem geliştirmeye karar verdim. Şimdi ilk bu sistemde böyle biz hani tasarımcılarla yerel, lokal yetenekleri birleştireceğimiz, beraber üretebilecekleri bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Fakat aynı zamanda... Ama kesin daha kıymetli olacaksın yani. Biraz zor bir süreç, sancılı bir süreç ama... İnsanla uğraşacağız yani. Ama buna dönecek. Yani gerçekten şu karantina sürecinde görüyoruz neyin ne olduğunu. Evet, bu arada ben de 1,5 senedir biz aslında bu üstünde çalışıyoruz. Şimdi dedik ki ya bu korona aslında insanlara bunu anlatmak için çok daha iyi bir, yani iyi demek istemiyorum da, çok daha hızlı bir platform yaratmış olacak. Çünkü 10 cümle sarf edeceksen belki artık 5 cümle sarf edeceğim. Çünkü insanlar bu konuya ilgi göstermeye başlamış olacak. Yani sırtlarını ne yazık ki. Ben sana bir şey anlatmak istiyorum değil de. Neyse, böyle bir sistem planlıyoruz. Çünkü bir de lokalden tasarımcı çıkartmak, lokalden marka çıkartmayı hedefliyoruz. Bu da nasıl olacak? Tabii ki de benim bu bağlamda yanımda çok da iyi bir partnere ihtiyacım vardı. O yüzden ben sunumlar falan filan yaptım böyle. Yani kendimce sunumlar değil. Ondan sonra Ankara'ya gittim. Birleşmiş Milletler'e yaptım sunumları. Ve kalkınma, Birleşmiş Milletler kalkınma projesi, yani UNDP bu işe dedi ki tamam okey, biz sana arkadaşız ve beraber hani başlayalım. Ondan sonra şimdi projeleri işte yurt dışına göndermek için yazıyoruz, ediyoruz. İnşallah hani bir fon da çıkacak. Çünkü bizim planladığımız şey hem tasarımcıyı hem lokal üreticiyi birleştirmek. Aynı zamanda lokal üreticiye, dedim yani böyle çok aslında becerikli, akıllı çocukları var. O çocuklara işte internet sitesi nasıl kurulur, tasarım nasıl yapılır, bunun üstünden fotoğraf nasıl çekersiniz, işte nasıl yeni ürün yaparsınız dediğimiz bir sistem. Tabii teknik konuları var bayağı, onları şu an burada anlatmıyorum. Ama ben de yıllarca biliyorsunuz zanaatkar ve ustalarla program yaptım. Evet, evet. Ve hep şu oldu bak. Evet, canım teşekkür ederim. Ama bak mesela aynı şu nokta oluyordu. Mesela müthiş yetenekli zanaatkar. Müthiş yani, ve adam 80 yaşında, 90 yaşında ve son artık. Çocuklarının ve torunlarının aynı işi yapmasını istemiyor bile. Çünkü o kadar kahır çekiyor, o kadar zorlanıyor. Ve o kadar emeğinin karşısında o kadar az bir şey alıyor ki. Zaten hani çocuğunun bir elektronik telefon bayisinde sigortalı çalışması onun için daha iyi bir şey. Halbuki nesillerdir getirdiği bir yetenek var ve müthiş bir birikim var. Fakat ben de hep onlara şey söylüyordum. Tamam, sen bunu yap. Çocuğun bunu yapmasın ama en azından aynı senin söylediğin gibi bu yaptığın güzellikleri kitlelerle tanıştıracak yeni platform. Sana bir Instagram hesabı açsın, sana bir web sitesi açsın, seni alsın farklı fuarlara götürsün. Yani tabii ki o jenerasyondan bir önceki jenerasyonun yaptığını senin söylediğin gibi. Yani çocukları aynı işi yapmak istemiyor ama o şeyi devam ettirebilirler. Farklı, sadece vizyonla formlara sokmak gerekiyor. Aynen, ve işte burada da şunu düşünüyoruz biz. Orada nasıl şimdi bu kadın bu kadar bir emek veriyor, bir şey yapıyor. Onu, kızı, oğlu bunu satmayı öğreniyor. Aynen. Küçük kardeş de ondan sonra birkaç sene sonra diyecek ki ya bu işten para kazanılıyormuş, baksana neler yaptılar bunlar, işte ne güzel oldu falan. Sonra o işte tasarımcı olmak isteyecek. Veya işte o bölgeden yetenek öyle çıkacak. Çünkü bunun gerçekten değerinin olduğunu, bunun para ettiğini görmeleri lazım. Şimdi biz bir sürü şey yayınlanıyor hani... İlk yapan kim, yapana ne ödediniz diye bunu açıklayın falan diye bir sürü böyle hareket başlattılar. Bunu hiç kimse açıklamaz. Yani bu böyle bir şey. Çünkü onun üstüne o kadar çok şey biniyor ki. Mesela atıyorum şimdi ben çok zamandır hep Stella McCartney'i çok inceledim. Çünkü
vegan üretim yapması benim için çok önemliydi ve çok böyle dünya konularına değinen bir kadın ve marka olarak da çok seviyorum. Fakat şimdi bu sistemde yer almak istiyorsanız sizin işte bir sürü dükkan açtığınız, bir sürü işte atıyorum Natalie Portman'ın yüzü olduğu, işte bilmem ne olduğu, şey, babam Polmar bilmem ne kadar paralara defileler yaptığınız falan. Bu sistemde zaten vegan yaptığınız ürün gidiyor diğerleriyle aynı fiyata çıkıyor. Yani sistemin kendisi, fakat şu an teknolojimiz var. Yani biz artık, ben yani şöyle düşündüm. Ya dedim ki bu aradaki buyer'lar, bu aradaki bilmem nerelerde satmalar, bu bilmem neler. Ya dedim ki ben kendim müşteriye direkt ulaşabiliyorum. Yani ben bir ürün skalasında müşteriye direkt ulaşabiliyorum. Ben niye şeyle uğraşayım ki? Ki o skalayı da bırakın, biz ağır kütürleri bile çok şeyden sattık, internetten sattığımız oldu. O yüzden artık ben bunlara direkt ulaşabiliyorsam herkes ulaşabilir. Ve bizim yapmak istediğimiz bu insanlara, yani bu ürünlerin fiyatını da şişirmeden, el emeği, çok fazla tüketim olmadan, yani orada güzel ürünler planlıyoruz. İşte orada teknik kısımlar devreliyor, onları çok anlatmıyorum. Tamam. Ondan sonra ve, bu sistemi de yürütebilecek gençlere, oradaki gençlere emanet edip bir şey kurabilmeyi hedefliyoruz. Ve bütün eğitimde işte biz UNDP ile bakalım başlayacağız. İlk önce ben başlayacağım. Tabii ki de bunu bir sene falan ben deneyeceğim. Ondan sonra ve küçük kolaborasyonlar. Özellikle burada hep yeni mezun tasarımcıları çok hedefliyoruz. Çünkü şu anda şöyle düşünün. Hayat aslında bizim yani en tuzu kurusu değil, her zaman en cesuru iş yapıyor. En cesuru bir fikir buluyor. O sebepten dolayı vallahi hani şey olduğunu düşünüyorum. Gençlerin buna ilgi göstereceğini düşünüyorum. Biz hani bu sistem olarak şey yapmayı planlıyoruz. İlk böyle yeni tasarımcıların koleksiyonlarını ya iyi platformlarda birleştirip yeni tasarımcı koleksiyonlarını biz finanse etmek istiyoruz. İşte bölgeden çıkacak tasarımcıların koleksiyonlarını biz finanse etmek istiyoruz. Ay harika, bakalım, yapıyorsunuz. Bakalım büyük bir şey planlıyoruz inşallah ama... Zeynep, o kadar güzel ve heyecanlı anlatıyorsun ki, yani o kadar inanarak, o kadar heyecan duyarak, o kadar güzel, yani sadece böyle dinliyorum seni, o kadar güzel anlatıyorsun. Ya işte bir öyle geldi yani, şey de değil, bunlar hep bir sıkışmalardan, bir artık bunun anlamsız olduğunu düşünmekten falan geldi. Çünkü hakikaten baktığınızda modadaki bir sürü şey %90'ı çok hiç adil olmayan şartlarda üretiliyor. Üreticilerin, o gerçekten diken insanlar o kadar para kazanmıyor. Halbuki markalar devleşiyor, çok büyük yerlere geliyorlar falan. Artık bu kapitalist sistemde bunun biraz durması lazım. Yani böyle bir sistem de var. Ya kardeşim böyle sistemler de var. İstiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. O yüzden hani buna da gelebilirsiniz. Yani biz genç bir tasarımcıya gel buraya, sen sadece burada kal demiyoruz. Ya sen istersen koleksiyonunu yap. Ama gel buraya da bir kolaborasyon yap. Bak bakalım kaç kişiye yardım edeceksin, ne yapacaksın? Bunun sana verdiği zevk nasıl? Ve burası gerçekten para kazandırıyor. Şimdi asıl ona çalışmamız lazım bizim. Hem üreticinin, hem tasarımcının, hem sistemin, yani onun packaging'i, yollaması, bilmem nesi, ayrıca orada birikecek paranın eğitime dönmesi, bilmem nesi. Yani bunların hepsi zor, hiç denenmedi ve finansal olarak nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ama çok... Girdim bir yola diyorsun Zeynep. Evet, bir de aklıma çok güvendiğim, bugüne kadar biriktirdiğim bütün dostlarıma fikir soruyorum, yardım istiyorum. İşte atıyorum mesela ben bunu ilk açıkladığımda UNDP dedi ki tamam dedi, o zaman dedi biz dedi organik tarımda dedi gönüllü sistemi yapıyoruz dedi. Öyle bir şey açıyoruz ki dedi Avustralya'dan bile gelen oluyor dedi. İşte yani o mesela UNDP gönüllü sistemine oturttu, ben hemen onu atıyorum yazdım falan. Yani böyle böyle bir şeyler gelecek, yani insanlar üstüne koyuyor. Sadece benim de düşündüğüm ve yapmak istediğim bir şey değil. Ben buna baş koyuyorum evet, ama hep beraber bir yere getireceğiz bunu. Bir de senin gibi bilinçli ve bunun farkında, yani biz başka bir kuşak, başka bir zamandayız ve gerçekten bu dünyanın geldiği noktaya gelmek üzere olduğunun farkında olanların bir de vicdan hesaplaşması var. Ben Aslı Filinta'da da en çok, yani onu çok gördüm birkaç senedir. Evet ben tüketiyorum, evet ben üretiyorum, evet ben, ama diyordu sürekli bir vicdan
hesaplaşması içerisindeydi. Yani tamam yapıyorum ama başka türlü yapmalıyım. Başka bir formülde yapmalıyım. Evet bunu seviyorum ama bunu yaparken ne kadar az tüketebilirim, ne kadar az zarar verebilirim? Türk kültürüne nasıl sahip çıkabilirim, neleri ekleyebilirim? O yüzden sizin ikinizi çok zaten benzer görüyorum ve bu aynen, hastanelere ben Aslı'yı yapılan... hemen buraya alacağım zaten. Yapacağım. Aslı'yla... Evet, çok Hastane pardon. olayında Evet. da ilk iki tasarımcının siz olmanız da bir tesadüf değil zaten yani. Beyniniz, kalbiniz çok benzer çalışıyor. Evet ya, bu birazcık da insan ya, şimdi 20'lerinde buna hiç dikkat etmiyorsun. 20'lerinde ben en büyük tasarımcı olacağım, oley falan filan diye. Ve o zaman bu modanın şeyine de bakmıyorsun hiç. İşte geçmişi nasıl oluyor, nasıl üretiliyor. Ya ben kuş tüyü kullanıyorduk biz. Kuş tüyü, yani biz artık bayağı vegana geçtik ama ben çok daha iyi birkaç sene geçmeden de böyle şey yapmayı düşünmüyorum. Yani söylemeyi etmeyi için burada söyledim ama deniyoruz yani şu an. Fakat mesela kuş tüyü kullanıyoruz biz kutürde. Ya ben ilk başta gittim bundan 10 sene önce alırken sordum, bunlar zarar veriyor mu? Aa dediler, yok dediler, çiftlikler var dediler, düşen tüylerden yapılıyor bunlar, öyle yapılır mı? Kuş böyle şey yapılır mı falan? Ya sonra bir baktım, en son kullandıktan sonra birkaç ay önce, kutürde çünkü kullanıyoruz. Ya baktım, ya kuşları nasıl yoluyorlar? O adamlar o yoldukları zaman yüzünden para kazandığı için, ya o hayvanların çektikleri. Şimdi mass production çok Cani. canice bir şey. Ve Vahşi, yani evet. bunları nasıl eleyebiliriz? Ben işte diyorum ki tamam diyorum, bizim bu sistemimizde diyorum üretim işte vegan olmalı diyorum. İşte sürdürülebilir ne kullanabiliriz? Karbon ayak izi daha şey olmalı. Bilmem ne olmalı. Bir sürü tikleri var böyle bu sitede, bu platformda şey yapabilmen için, üretim yapabilmen için. İşte yüzde atıyorum 80'inin lokal olması lazım. Dışarıdan alınan ürünün bir şey olması lazım. Kadınlara dikmeyi öğreteceğiz, bilmem neyi öğreteceğiz falan filan, bayağı bir işi var yani. Valla bütün tiklere çalışıyoruz şu an. Büyük bir şey hedefliyoruz. Bakalım ne olacak. Çünkü bu çok insana dayalı bir şey. Ama modanın gittiği yön güzel değil yani. Şu an yani ne bileyim, hiç güzel Bu gelmiyor bana. ya biliyorum işte o böyle çok ya modanın değil sadece ben sunucuyum ve bir şeyleri sunarak para kazanıyorum ve bir takım markalarla işbirliği yapıyorum. Ve o kadar seçmeye başladım. O kadar seçmeye başladım ki ama her şeyi de mükemmel yapamıyorsun. Ama herkes yapabildiğinin en iyisini yapabilirse, bu kadarcık bile yapabilsek gerçekten bir şeyler değişecek. Hepimizin hayatta kalma mücadelesi var. Hepimizin yani ben mesela en çok ben influencer değilim, sunucuyum. Ve zaten daha önce de bir şeyleri sunuyordum. Artık sunduğumun içindeki kelimenin içindeki bilmem neye kadar gerçekten bu da insanın yani çok iyi Tabii. olmak istiyorsun, doğru hareket etmek istiyorsun ama her şeyi %100 yapabilmemiz mümkün değil. Kimse de bu iddiada olmamalı. Ama Tabii. elimizden geldiğini yani sen birazcık, Aslı birazcık, sizi gören başka modacılar ve zaten içinde bu his olmayan bile bir noktadan sonra utanıp dikkat ediyor. Yani o da iyi bir şey. Yani bu çünkü senin hissettiklerin öğretilecek şeyler değil. Bunlar içten gelen şeyler. Ve içinde varsa işte o ortaya çıkıyor. Yoksa bu sistemin içinde bastırıp giderdin. Çok da iyi isim yapmış. Türkiye'nin en çok tanınan tasarımcılarının başındasın Zeynep. Ama tabii bak şunu da unutmayalım. Ben bu sistemi de fit edemedim. Bak şimdi fit etseydim her şey, ben onu düşünüyorum her gün. Ulan diyorum ben böyle şey fit etseydim, çok hani her şeyimi muhteşem mutlu olsaydım yine yapar mıydım? Yani bilmiyorum, yine yapardım bence ama ben o sisteme ayak uydurmak istemedim artık. Yani çünkü benim burama kadar geldi o stres. Ben kendim çok ağır panik ataklar geçirdim falan filan. Ondan sonra ben dedim dur ya, yavaşlamam lazım, ne yapmam lazım diye. İşi kontrol edemeyecek duruma geldim. İşte iki kere muhasebecim kazıkladı beni, gözüm göre göre yani sene boyu benden para çalmış bilmem ne falan. Yani çok kazıklar yedim. Öyle geldim ben de buraya. Ama sonuçta yani bunları da yaşamam lazımdı ki bunların hepsi bende yeni bir şey doğursun diye. Yani bu süreç hepimize çok fazla yeni duygu, his, heyecan, korku, endişe hepsini verdi ama bu sakinleşmemiz ve yavaşlamamız gerektiği konusunda uzun süredir aslında bizim jenerasyon bilinçlenmeye başladı. Ve zannediyorum ki bu böyle tam üstüne şey oldu. Hani çereyanda tap dedikleri şey var ya.
gerçekten hani girdiğin yolun doğru yol olduğunu böyle yanına dediğin gibi senin de tik atmış olduk. Yani evet doğru gidiyoruz. Çünkü bu karantinanın bize tabii ki çok şanslıyız. Bunu sürekli dile getiriyorum. Herkes aynı olanaklarda, aynı imkanlarda, aynı huzur ve şartlarda bu karantina günlerini geçirmiyor. Ama karantinaya girmiş olmak eğer senin hayatında bir şeyleri kaybediyorsun, kaçırıyorsun hissi vermiyorsa demek ki biz doğru yoldayız. Yani tüketmek adına konuşuyorum bunu. Daha Evet. sakinleşmek, elindekileri kullanmak, mutfakta da bunu yapmaya çalışıyoruz. Kıyafetlerle de bunu yapmaya çalışıyoruz ve ne kadar gereksiz bir tüketim içerisinde yaşadığımızı görebildiğimiz evlerimize hapsolduk. Evlerimizin içindeki her şey fazla gelmiyor mu? Evet ya ben diyorum ki eczaneye gitmem lazım diyorum. Ondan sonra yok diyorum falan oturuyorum 2 gün sonra buluyorum ya meğersem burun spreyim varmış elimde bir tuzlu falan yani hani her şey varmış aslında evde. Maalesef kötü bir hatırlatma bu tabii ki de hepimize çok çok kötü bir hatırlatma. Fakat bir değişimin olması için de bir hatırlatma şart böyle geldi dünyanın şu anki haline. Ama tabii ki de yani sırf insanlar o para kazanacaklar diye doğayı mahvediyorlar. İşte her yer inşaat. Yok başka şekilde yok palm tree yetiştirecekler diye onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Doğanın dengesinin bozulması zaten. Yani bu yaşananların hepsi kaçınılmazdı. Bundan sonra ne olacak? Bence bundan sonra sistem çok değişecek. İnşallah. Şimdi bir kısım kalacak, bir kısım orada kalacak. Ne kadar daha kalacak onu bilmiyorum. Fakat bir kısım çok daha bilinçlenecek. Şimdi bilinçli tüketici olmak çok ayrı bir şey. Yani İyi malı almak istiyorsunuz fakat o iyi ürünün üstüne organik yazıyor. Bilmiyorsunuz gerçekten organik mi? Bir kere bu sistemlerin yenilenmesi Bir de lazım. İnsanlar bunu bilecek. sosyal medya kampanyası yok geri dönüşüm adı altında o kelimeyi de o kadar çok tükettiler ki artık her marka sanki bunu yapıyor. O zaman niye dünya bu halde? Yani herkes artık hani dediğin gibi bunun da çok altına girmesi lazım. Ben sosyal medyada biraz vakit geçirince ya galiba çok da sandığımız kadar herkes ve her şey değişmeyecek mi acaba? Hani oturduğun yerden bile bu kadar tüketmeye devam etmek ve bu tüketimi paylaşmak ve bu tüketimi satmaya çalıştırmak hani yani bilmiyorum. İnşallah değişecektir diye düşünüyorum. Upcycling konusunda da ne düşündüğünü merak ediyorum. Önceki sezonlardan elinde kalan ürünleri yaptığın defilelerin sürekli yeni bir şeyler üretmek konusu üzerindeki baskı bunların hepsi değişecek mi bu projenle? Evet, çünkü bir tasarımcının artık sezona ayak uydurması gerektiğini düşünmüyorum. Ya ben öyle yapıyorum en azından. Bakayım ben kendim için söyleyebilirim yani şu an başka birine için söyleyemem ama ben yaklaşık 1,5 senedir aslında çaktırmadan kapsül koleksiyon yapıyorum. Yani evet bu zaman koleksiyonu vermen lazım. Bu zaman böyle yaz, kış falan yapmıyorum. Gerçekten içimden ne geliyorsa onu yapıp onu koyuyorum. Onu yapıp onu koyuyorum ve böyle çok daha mutlu ve çok daha verimli olduğumu fark ettim. Ve daha çok ürün ürettiğimi de fark ettim bir taraftan. Daha kreatif olduğumuzu fark ettim. Ve koyduğumuz şeylere bu sefer daha iyi konsantre olabiliyoruz. Ve yaptığımız tasarımda çok daha iyi anlatabiliyoruz kendimize. Şimdi ne oluyordu biliyor musun? Ben bunu bir de neden fark ettim? Biz bir koleksiyonu yapıyoruz mesela. 80 parça koleksiyon yapıyoruz. Çek baba çek bir lookbook öyle böyle değil. İşte yok onun şey parası onun bilmem nesi falan böyle bitiyorsun anladın mı bir tasarımcı olarak bitiyorsun böyle elin kolun bağlı. Ondan sonra o 80 parçadan kaç tanesi yürüyor? Yani diğer satıyor yani. Ama 5 80 tanesinin. parçadan o yürüyen 2 tane 3 tane ve nasıl yürüyor? Yani o 3 taneyi ben iyi konsantre olsam o 3 taneyi yapamaz mıyım? Yaparsın ve o 3 tane hep en son çıkıyor bende. Ya bunu yapabilirsin. Niye bu kadar uzun bir koleksiyon, niye bu kadar büyük, niye bu kadar bilmem ne yapmana gerek var? İyi konsantre olduğun ve gönülden yaptığın işler her zaman alıcısını buluyor. Yani öbür tarafta ben 80 parçayı doldurmak için yapıyorum. Çünkü benim başımda bekleyen buyer'lar diyor ki 80 parça olması lazım, bilmem ne olması lazım, şu kadar olması lazım, sweater'ın böyle olması lazım falan filan. Ve geliyorlar diyor ki mesela aa diyor bunun önünde kadın suratı var bu hayatta satmaz diyor. Bütün Middle East'te asla satamam ben bunu diyor. Ben gizliye koyuyorum en çok satın alanlar Araplar. Yani öyle bir şey yok. Yok. Sen İşte bu sadece senin sektöründe de böyle değil. Mesela bizim televizyon sektöründe de ben bunu daha önce de söyledim. Böyle hayallerini kurduğum, böyle hakikaten bana iyi gelen, iyi olduğunu hissettiğim projelerle yapımcılara gittim birkaç kez. Çok da giden bir tip değilim. Daha çok hani gelenler arasından seçme gibi bir tipim biraz.
Ay tanemciğim bunlar harika. Bunlar çok güzel ama Türk izleyicisi bunu asla izlemez. Sonra onlar bana iş getiriyorlar. Allah'ım diyorum bu korkunç şeyler. Bunları kim izler diyorum. Ben bunu izleyemem, o yüzden sunamam diyorum. Ve bu şu anda bu karantina sürecinde gerçekten bu live'larla herkesin kendi mecrasını yaratmasıyla, dizilerin hepsinin durmasıyla gerçekten neyin izlendiğini, gerçekten neye talep olduğunu, gerçekten neye ihtiyaç olduğu o kadar ortaya çıktı ki. Yani sadece moda sektörü değil, her alanda da. Yani neye ihtiyacımız olup olmadığının bizim adımıza karar verilme süreci bence çok güzel bir yola girdi. Evet, yani çok standart üretim, standart, hep standartı verdiler çünkü dünya Kolay. yoruluyor ve bir mes yaratmak istiyorlar. Orada standarizasyon koyuyorlar ki aynı her gün Coca-Cola üretesin yani. Onu istiyorlar. Ondan sonra ne oluyor? O bir mes bir kafa yaratıyor. Bu sefer özgünlük kalmıyor. Yani ben kendim bilmem neyi izlemek istiyorum. Yok, mecramı bulamıyorum. Bilmem ne istiyorum. Bilmem ne üretmek istiyorum, mecramı bulamıyorum. Yok diyorlar, bu satıyor. İşte bak o satıyor diyor. O risk almak istemiyor. O yüzden onu söylüyor. Ama halbuki ben görebiliyorum ki o satabiliyor. Yani bir sürü insan risksiz çalışmak, konumunu korumak üzerine. Fakat nasıl daha iyi yapabilirim? Nasıl gönlümü koyabilirim? İşte nasıl insanlara yardım edebilirim? Gibi şeyleri hiç düşünmüyorlar. Hiç. Ama bence artık geliyor. Geliyor. İnşallah. Evet, Ay. evet. Ben şimdi mesela geçen gün şeyden dedim ki, hani dedim güzel projeleriniz varsa konuşalım dedim. Bir sürü mail geldi. Yarın onlara bakacağım bakalım ne Ay ne diyor güzel. insanlar. Mesela bu hastane projesi olduğunda da ilk yardım için post koyduğumuzda ya işte 3-5 taneyle ne olacak dendi. Aslı da bunları çok aldı bu cevapları. Aynen. Ya binlerce üretiyorlar senin yapacağın 10 tane 20 tane önlükle ya o fark etmez diyordu. Yani benim sevdiklerimin tanıdığım tanımadığım insanların canı için kendini feda eden doktorların 10 tanesine bile yapsam 100 tane bile yapsam dedi. Ve hiçbir şekilde sağını solunu dinlemeden devam etti. Ve gerçekten büyüdünüz hep birlikte ve harika şeyler yapıyorsunuz. Yani hakikaten sana, Serliye, Mehtaba, Aslan'a hepinize çok teşekkür ediyorum. Onun dışında yaptığın şeyler her zaman eninde sonunda alıcısını buluyor, hakkını görüyor. Zor ve daha sancılı bir süreç oluyor. Kolay kalıp kabul görmüşün peşinden gitmek çok kolay. Ama gerçekten sen gibi, Aslı gibi çok kıymetli sektörün içinde olup en azından hani yapabildiğimin en iyisini yapayım. Başka türlü de galiba dünya daha güzel bir yer olmayacak. Evet. Yani herkes, ben evimde geri dönüşüm yapıyorum. İşte en ufak şeyleri bile alıyorum, atıyorum falan filan, gülüyor millet bana ama ya hepimiz yapsak plastik kalmayacak Bu çünkü kadar zaten, evet. çöpte. Yani şu anda insanlar bilmiyorum ne kadar biliyorlar, ediyorlar ama yani biz gerçekten yediğimiz balıklarda deli gibi plastik yiyoruz. İşte bir tane geçen gün şeyi izliyordum, bu mikroplastikle uğraşan birilerine. 25 tane tür varmış. Mikroplastik kanınızda bulunabilecek. Kız diyor ki ben diyor seneler boyu diyor hep köy hayatında büyüdüm diyor. İşte countryside'da büyüdüm diyor. Bilmem ne diyor anlatıyor. Testte 19 tane mikroplastik çıkmış kanında. Yani Balıktan, kaçınılmaz bir şey. Artık tavuktan. kaçınılmaz bir şey. O yüzden Tabii ne ki. kadar herkes dikkat ederse o kadar bir yere gelebilir dünya. Ya elimizde bir tane dünya var değil mi? Mars'a çıkana kadar ne yapacağız? Mars'ı bana çok güzel gelmiyor yani. Mars'ın hiç gelmiyor. Gördüm son görüntülerini. Bir de en iyi görüntü falan dediler. Hiç yok, hayır. Ama Yakışmadı. gerçekten şu anda koca koca gökdelen inşaatlar bomboş. Bütün herkesin evinde doldurduğu dolaplar dop dolu. Hiçbir şeyin anlamı yok. Yani günün sonunda işte o ailemizle birlikte geçirdiğimiz vakit, elimizde olanla ne yaratabiliyoruz, neyi Tabii. paylaşabiliyoruz, kimde ne var, kimde ne yok, ne yapabiliriz, bunu en güzel şekilde nasıl verebiliriz? İki kişiye faydam olsun, üç kişiye faydam olsun. Yani o çok klasik laf. Herkes kapısının önünü temizlese dünya çok güzel ve güzel, yani tertemiz, Aynen. mis gibi bir yer olacak. Aynen. Zor tabii ama Bakalım bence neler yapacağız. bu jenerasyonun uyanışı inşallah bir sonraki jenerasyonlara devam edecektir yani. Aynen. İşte onu düşünüyorum. Yani bu dönem aslında eğer Geçiş. tuzunuz kuruysa, öyle diyeyim yani, iyiyseniz, koronada, karantinadaysanız, şeyiniz yeriniz Çalışmama netse, lüksünüz varsa. evet ve yani herkes otursun, düşünsün, projeler geliştirsin. Gerçekten çünkü beraberce bir şeyler yapabiliriz. Ve beraberce bir şeyleri değiştirebiliriz. Yani bankacıysanız öyle bir şey düşünün. Atıyorum
Yani ne bileyim FMCG, doğada eriyen şampuan şeyi bulsunlar artık ya. Açsınlar yeni öğrencilere, yeni üniversitelere yarışma. Doğada eriyen şampuan kabı bulsunlar. Ben artık böyle kalın kalın şampuanları almak istemiyorum yani. Birileri bir şeyler bulsun ya. Bu kadar zor mu? Hani bunları artık... Bravo Zeynep. İnşallah. Yani gerçekten yani, şu süreçte yani. Ben şeyi de yani bu süreçten önce de bence bu projelerin hepsi verildi ama senin dediğin gibi işte talep yok, çıkarlar doğrultusunda bir faydası yok gibi 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 nedenler. Şimdi çok da kendi sayfamda değilim, dikkatli konuşayım. Ama herkesin düşünmeye ittiği daha güzel günlerin geleceğini umut edelim. Değişenler olacak, değişmeyenler olacak. Dünya bölünse, dünya yarılsa değişmeyecek insanlar var. Görüyoruz ve farkındayız. Ama bir yandan da çok güzel bir uyanış var. Senin gibi çok kıymetli isimler var. Hepinizi böyle gurur duyarak, bayılarak takip ediyorum. Projenin sonuna kadar takip edeceğim. Bizler ne yapabilirsek her zaman bize de söyle lütfen. İşte bizi bilinçlendirin. Next step de tasarımcı olmayan ama bir şey üretmek istiyorsun. Kendin bir şey yapmak istiyorsun. Onları da alacağız. Tamam. Ben şu mesela bakalım. Bir anne olarak şunu söylemek istiyorum sana. Çocuğum 3 ayda bir yeni bir şey giyiyor. Hakikaten buna bir sistem bulunmalı bence. Bu da müthiş bir tüketim. Yani evet, ayakkabı 3 ayda... Böyle bir piliste çeşidi yaptılar. Çocuk böyle pıt pıt. Ha, evet öyle olsun. Evet. Cırt 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 cırt. Bir şey benzetemedim ben ona. Böyle bir düşünelim daha... onun üstüne. Evet evet onun üstüne. Ama birileri çıkartacak yani. O çıkmalı çünkü. Ama bir şey yapabilirsin çünkü... yani. Aklına bir sistem gelir. Nasıl üreteceğini bilmiyorsun. Aha biz olacağız. Seni üreticiyle birleştireceğiz, lokal üreticiyle, düzgün üretimle. Ondan sonra bir de geleceksin, koleksiyonunu yapacaksın, satacaksın mesela. Çok tatlısın. İnşallah. Yani evet, yapılan yardımların doğru yerlere gitmesi de çok mühim. Sizin elinizdeki mesela bütün fazla kumaşlarla siz bir şey yarattınız. Dolapları dop dolu olanların yıllık olarak kendince bir temizlik yapıyorlar ve aynı bildiğimiz 3-5 yere gidiyor bilmem ne. Belki... Bu herkesteki fazla olanlar, fazla mobilya, fazla eşya, fazla beyaz eşya, fazla bilgisayar neyse artık bence en çok daha fazla üretmeden ellerimizdekini dünyayla paylaşmayı öğrenmeliyiz. Ben bunun nedir sistemi, nedir yolu bilmiyorum ama artık birazcık dursak yani bir 10 yıl yasaklansa kimse bir şey üretmese yani var olanla yani üretsek. Evet inşallah paylaşsak. Bakalım deniyoruz. Hepimiz deniyoruz. Canım benim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne kadar güzel, canlı kanlı, inanarak heyecan dolu. Her zaman kocaman gülümsemen. Gerçekten seni çok seviyorum. İlk televizyona çıktığımda 2005'te evet Acun'da ya, nasıl giyerdim elbiselerini, nasıl bayılarak, nasıl kendimi güzel hissederdim. Tekrar çok teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Her şey için, kalbin için, gönlün için, aynen, hastaneler için, projeler için, her şey için. Canım Zeynep çok teşekkür ediyorum. Tamam çok öpüyorum. Seni bay çok bay. Seviyorum. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok hiç. Her şey konuştuk galiba. Evet evet. Başka harikasın. Sorular varsa atar. Sorular o kadar çok aktı ki ama o kadar çok konuşuyorduk. Yani genelde seni ne kadar beğendiklerini enerjin çok akıllı kız ya. Ya. Yine canlı yapın yayın yapın beraber. Burada. Çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Öpüyorum herkese. Canım çok benim bay bay. Böyle bir şey canım. Sağladığın için çok bir daha yapacağız. Bir daha tamam, yapacağız. Okay. Hayatı geçtikçe hatırlatacağız. Tamam. Bye görüşürüz. Bay bay.